Evet. Sana mı kızdın? Evet. Evet. Devamını da getir. Kahvaltınız hazır arkadaşlar. Evet. Ali Bey kahvaltı hazırladı. Ahmet abim çayı demledi. Evet. Aslan da izliyor. Aslan biz varız diye, Ali amcası var diye okula gitmedi. Gitti geri geldi arkadaşlarım. Değil mi yavrum? Böyle bir sofra hazırladık. Gülsümcüm işten geldi. Kahvaltımızı hazırladık. Öyle oldu. Aslan yanarsın kız, öğle arası Gülsümcüm geldi. Evet. Sonrasında onu tekrar işe uğurlayacağız. Sonrasında ne yapacağız bilmiyoruz. Bakalım. Plan program gelecek. Daha plan program yapmadık arkadaşlarım. Şimdi şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım. Günümüze devam edelim bakalım. İnşallah. Kesenize bereket. Allah bin bereket versin. Amin. Arkadaşlarım biz şimdi kahvaltı sonrası oyuncaklarımızı topluyoruz aslanla. Ve babasıyla. Ve babasıyla. Bütün oyuncaklarımızı toplayacağız. Anlık bırakmayacağız evimizi. Sonra gideceğiz. Sonra yollara düşeceğiz. Gideceğiz. Birazdan. Haydi bakalım. Çıktık. Çay yoluna gideceğim. Çay yolunda arkadaşım var. Arkadaşlarım. Seçkincim var, ona gideceğim. Ondan sonra bir kahvesini içeceğim Allah nasip ederse. Ankara'da hava bozdu. Bayağı bir soğudu. Ankara havasını hissetmeye başladık yani. Gerçek havasını diyelim. Ondan sonra şimdi Ahmet abi gelecek. Gideceğiz. Şey bizim hırkayla Ali'nin kapşonlusu da onların arabasında, tek arabayla geziyoruz ya böyle, bir onunla bir bizle gibi. Neyse. Gel yanıma gel, yanıma gel. Gel Aslan, biz şimdi Gülsüm'ün yanına uğruyoruz arkadaşlarım. İş yerine uğruyorum. Bana dedi ki iş yerime uğra, arkadaşlarımla da bir tanış Yeliz'cim dedi. Şimdi bir uğrayalım, sonra yola devam. Ankara'da hava bozdu, yağmur başladı arkadaşlarım. Yeni mahalleye sel uyarısı mı vermişler Aslıhan? Evet. Oldu mu acaba? Arkadaşlarınla tanıştın mı Aslıhan? Hangi arkadaş? Telefonda arkadaşları var ya. Yüklemiyorlar. Çay yolu tabelası vardı ya Ali. Ben biliyorum demiyorum, bu biliyorum diyor. Bayağı bir yaklaştık. Arkadaşlar. Şu binaların arkasındayız. Galiba. Yanında. Ve geldim, beni bıraktılar, gidiyorlar şimdi. Yağmur da birazcık azaldı. Haydi bakalım. Arkadaşım müsaade ederse çekim yaparım. Etmezse çekim yapmam arkadaşlar. Bir kahve için bir uğruyorum. Her arkadaşımı görmek istiyorum açıkçası. Gelmişken bütün Ankara'da olan arkadaşlarımı kapısını açmak istiyorum açıkçası. Öyle. Haydi gidelim. Arkadaşlarım, seçkinciğime geldim ben. Şöyle hemen ilk Nescafe'mizi içiyoruz. Dedim Türk kahveni de içerim. Bir 40 yıl kilitleriz seçkincim dedim. Çok ani bir geliş oldu aslında. Planlanan bir şey değildi. Dediğim gibi gelmişken bütün arkadaşlarımı görmek istiyorum demiştim size. Şimdi sohbet muhabbet hiç bölmüyorum. Hemen kahve keyfimize geçiş yapıyorum. Kahvemi içtim. Nescafe'mi, üstüne Türk kahvemi içtim. Aslan biraz huysuzlanmış. Haydi görüşürüz ha. Köpekleri var Pablo diye. O kadarcık çektim. Evet. Az bak ya. Yiyeceğim ağzını. Hani benim Aslı Hanım nerede? Hani benim Aslı Hanım? Çık kızım. Hanimiş benim Aslı Hanım? Ne oldu boncuğum? Bunu aldın mı? Güzel arkadaşlarım. Ben seçkinden gelince azıcık uzandım. Böyle... Bugün kendimi birazcık kötü hissediyordum. Ondan sonra Gülsümcüm sağ olsun kahvaltıya geldiği zaman yemeği falan yapmıştık beraber. Gülsüm gelince salata yapmış, erişte haşlamış. Salonda eriştesi
masada serili biliyorsunuz. Ondan sonra akşam yemeğini falan hazırlamışız. Sabahtan beri de bana zaten hep yat dinlen yeriz, yat dinlen yeriz, yat dinlen yeriz. Hani hasta, ağrın yok ama hani yorgunsun, dinlenmeye ihtiyacın var falan diyordu sürekli. En sonunda ben de böyle uyumuşum. Şöyle bir saat kadar falan uyumuşum. Sonra yemek hazır diye çağırdılar. Allah razı olsun. Ondan sonra geldik, yemeğimizi yedik. Gülsüm Aslıhan'ın ödevleriyle ilgilenmeye geçti. Biz de Elif'cimle beraber, kızı Elif'le beraber hemen mutfağı falan toparladık. Bulaşık makinesini yerleştirdik. Böyle başka bir yere gelince insan hani böyle mutfak düzenini bilmeyince çok işe koyulamıyor. Hatta bugün Gülsüm yemeği koyarken ben de evi süpürdüm. Ondan sonra işte tabakların, çanakların yerini bilmeyince arkadaşlar biraz böyle destek olmak da zor oluyor gibi oluyor. Elif'e dedim ya, kızım dedim, sen, ben vereyim sana makineden, sen hemen hızlıca dolapları yerleştir, sonra tezgahı toplarız dedim. Makineyi yerleştirmek boşaltmaktan çok daha kolay oluyor. Şimdi çayımızı da demledik. Ali ile Ahmet abi tavla oynuyor içeride, tıpkı eski günlerdeki gibi, Eskişehir'deki gibi. Ondan sonra işte durumlar böyle. Ben bugün çok fazla video çekmedim. Birazcık böyle dinlenmeye ayırdım gibi. Çay yoluyla buranın arası da bayağı bir var. Geri dönüşte birazcık arabada tuttu beni. Seçkinlerde o tatlıları yedim. O ne kadar güzeldi. Hiç de hani görmedim o tatlıyı. Ne yalan söyleyeyim. Böyle tulumbanın içerisine süt reçeli koyulmuş. Dışı da süt reçeline bastırılmış böyle. Kaplanmış böyle. Üstünde de böyle minik minik şeyler vardı, işte boncuklar vardı. Çok lezzetliydi. Gerçekten ilk defa yediğim bir şey. Öyle yani, topladık, mutfağı falan topladık. Ben tezgahı toparlarken Elif yeri süpürdü. Gülsüm şimdi Aslıhan'la etkinlik yapıyor. Ödevi varmış. Ödevini yapıyor. Öyle işte güzel arkadaşlarım. Bugün de böyle biraz dinlenerek geçirmiş oldum. Size de böyle kısacık bahsedeyim istedim. Öyle. Birazcık da dinlenmemin sebebi şuramda Behçet yaram çıktı arkadaşlar. Ay, dudağımı kabarttı. Bakın. Düşmem. Olsun. Allah can sağlığı versin. Birazcık böyle dinlenirim, geçer. Şimdi ben de gidiyorum içeri onların yanına. Ondan sonra artık çay faslında mı görüşürüz, ne yaparız? Güzel arkadaşlarım. Gideyim ben de yanlarına. Ali Bey su istedi. Aslıhan'cım da su istedi. Şimdi hemen Aslıhan'ın suyunu da götürüyorum. Arkadaşlar pijama moduna geçtim. Dedim rahat rahat oturayım. Şöyle Ali Bey'i de göstereyim Ahmet abimle. Kim yeniyor? Aha, Ali yeniyor. Taşları toplamışsın ya. Senin o vuruklar mı yoksa? Ya 2000 oyunda önde. Alkış. Onu kapandı. Al bebiş. 2-2. Hadi bakalım. Mars olabilirsin ama tane. Önceden kim kimi yeniyordu? Mars olursa 4-0 olur. Kim kimi yeniyordu eskiden? Kim iyiydi? Mars mı oldu? Eyvahlar olsun. Hadi bir 3 kere geç. Ama onu duymasaydın herkese yeniliyor diye. Yener belki de, sen de Mars olursun. Aynen, olur. Onu da ayrıca söylersin. Yani. Sonucu bildireceğiz arkadaşlarım. Şimdi çaylarını alıp gelelim. Şöyle çerezlerimiz, kurabiyelerimiz, sonra Beypazarı yağlımız mıydı? Beypazarı kurumuz. Şöyle arkadaşlarım. Daha ne olsun, çayımız, bardaklarımız hazır. Bugün dinlenme günü böyle. Bugün muhabbet günü diyelim. Bugün gezme tozma yok. Gezeceğimi gezdim, tamam. Daha çok mu gezeceğiz? Ali diyor ki biz ne zaman gideceğiz diye. Hani böyle öyle yaparız, böyle yaparız diyorum. Biz ne zaman gideceğiz? Yani kötü anlamda gidelim diye demiyor. Biz ne zaman gideceğiz diyor. Bakalım. Net bir tarihimiz yok arkadaşlarım. Yani şey diyor işte, hani şu günde şunu yaparız falan. Ali diyor ki ne zaman gideceğiz? Hani yapacağız, edeceğiz falan. Vallahi çok güzel, keyifli geçiyor arkadaşlar. Allah hepsinden razı olsun. Bütün arkadaşlarımdan, bütün dostlarımdan razı olsun. Hiçbir zaman böyle şeye önem vermedim. Bilmiyorum, az çok beni tanıdınız. Hiç kimseye çıkarım doğrultusunda yaklaşmadım. Ondan sonra böyle hani mevkiymiş, oymuş, buymuş, statüymüş, öyleymiş, böyleymiş demedim. Demem de zaten, yüzü gülsün, insan olsun.
ağzı dili güzel olsun, hani nasıl diyeyim, dualı olsun, kalbi gönlü güzel olsun, güzel baksın, güzel görsün yeter. Dünya malı dünyada kalıyor güzel arkadaşlarım. Şu dostluk var ya, parayla alınmayacak, yani parayla alınamayacak şeylerden bir tanesi de böyle güzel arkadaşlık ve dostluk galiba. O yüzden çok zenginim ben. Hani maddi zenginliği atın bir kenara. Manevi olarak o kadar çok zenginim, o kadar çok zenginim ki kendimi gerçekten çok zengin hissediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Benimle hani benim görüşmediğim kişiler mi diyeyim, ne diyeyim? Onlar kaybetti. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Her zaman bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben hiç kimseyi kaybetmedim. Hep kaybedildim arkadaşlarım. Öyle. Güzel arkadaşlarım. Azıcık da böyle dertleşmiş gibi oldum sizle. Rabbim güzel insandan ayırmasın. Güzel arkadaştan ayırmasın. Güzel meclisten ayırmasın. Gerçekten hani şimdi biz buradan ayrılacağız. Buradan gideceğiz. Geri geldiğimiz zaman da yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz hep böyle oldu. Yani bir yıl, iki yıl, belki üç yıl görüşmedik ama sonrasında mutlaka görüştük. Bir araya geldik, aynı şekilde bıraktığımız yerden devam ettik. Yıldızlar Trabzon'da görev yapıyorlardı çarşı başında. Şahin abimler. Gülsümler zaten Trabzon Vakfı Kebirli. Biz çarşı başına gittiğimiz zaman, Yıldızların yanına gittiğimiz zaman, Ordu'ya izine gittiğimizde Yıldızlara gittik. Yıldızlardan Gülsümlere gittik. Gülsümlerle buluştuk. Trabzon'da gezdik. Ondan sonra deniz kenarına falan gittik. O kadar güzel, keyifli vakitler geçirdik ki. Yani şu hayatta değer verilmesi gereken tek şey çıkarsız dostluklar, çıkarsız ilişkiler, çıkarsız, koşulsuz sevgi diye düşünüyorum. Öyle. Allah gönül güzelliği versin. Gönül hoşnutluğu versin. Ne diyeyim başka? Şahit oluyorsunuz. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Böyle arkadaşlara sahip olduğum için. Böyle dostlara sahip olduğum için. Bafra'da da aynı şekilde. Siirt'te de aynı şekildeydi. Burada Siirt'ten bir arkadaşım var. Özlemcim var. Ona da gitmek istiyorum. Mutlaka onun kapısını da açmak istiyorum. Onunla da iletişime geçeceğim, bakacağım. Ondan sonra güzel arkadaşlarım. Öyle yani. Durumlar böyle. Dediğim gibi en büyük şey insan biriktirebilmek. Yani hiç gerisinin önemi yok. Ve ben ömrüm boyunca hiç böyle boşluğa düşmedim, biliyor musunuz? Boşluğa düşüp kendimi temizliklere vurmadım. Hani böyle vakit geçirmek için, oyalanmak için bir şeylere sarmadım, etmedim. Nasıl diyeyim? Hep çevrem vardı, hep arkadaşlarım vardı. Alırdım elişimi, giderdim, sohbet, muhabbet. Keyifli keyifli vakit geçirirdim. Yapmam gerektiği kadar evimin işini gücünü yapardım. Yemeğimi ekmeğimi yapardım. Çocuğumla ilgilenirdim. Eşimle dostumla görüşmeye de devam ederdim. Hiç yalnız kalmadım şu hayatta. Çok şükür Allah'a. Rabbim de bana hep güzel insan denk getirdi. Ve ben de güzel insan olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çok şükür bugünlerimize ya. Gerçekten çok şükür. Rabbim hiçbir sevdiğimin acısını, kötü gününü göstermesin. Hep böyle güzel günler için yanlarında olmayı nasip etsin. Yüceler yücesi Rabbim. Öyle. Sizlerle bu duygularımı da paylaşmak istedim. Şimdi çerezlerimiz hazır. Çayımız demlendi. Geçeriz içeri. Keyifli keyifli vakit geçiririz. Sohbet ederiz. Bugün de böyle geçsin istedik. Hem dinlenmiş olacağız. Gülsüm de çok yoruldu. Aslıhan da çok yoruldu mesela. Sibel keza öyle, aradım onu, ne yaptı acaba diye. Telefonu meşguldü. Biz Gülsümlere gelince dedim ben Sibel'e. Sibel, biz Gülsümlerde kalalım. Siz de bir kendinizi toparlayın. Bir şöyle dinlenin bacım dedim hani. Düğün yorgunluğu, düğün telaşı. Çok güzel bir düğün yaptılar. Evlatlarının en mutlu gününü gördüler. Gülsümler'de işte kaldık. Dedik onlara da hani siz bir toparlayın kendinizi. Görüşürüz yine dedik. Öyle yani canım arkadaşlarım ya. Allah herkese güzel insan nasip etsin. Güzel dostluk nasip etsin. Güzel bakıp güzel görmeyi nasip etsin diyelim. Ne diyelim? O zaman çay keyfine geçiş yapalım. Şöyle çayımı alıyorum ve gidiyorum. Ahmet abi sen çayını aldın mı? Ha, Elif getirdi burada. Ne oldu tavla? Sen mi yenildin? Ana, bükme boynunu, olsun bir dahakine yenersin. Şöyle çay keyfine geçiş yapıyoruz. Sibel'cimle konuştum. Selamı var. Planı programı yapın, haber verin dedi. Hangi planı? Şahin abiler için. Sıra gecesi yapalım dedi. Ali çiğ köfte yoğursun bize dedi. Ali abi bağlasın olayı dedi.
Sen bir ara. Ya da ben mi arayayım? Çalışıyor ya Şahin abi. Bu akşam çalışıyor mu? Bilmiyorum işte. Hangi gün müsait olduğunu öğrenmemiz lazım. Ben mi arayayım? Ben ayarlayayım o zaman. Çay keyfine geçiş yaptık arkadaşlarım. Sohbet muhabbet derken saati bir hayli ilerlettik. Şöyle uyumadan önce eriştelerimizi de bir karıştıralım. Vallahi arkadaşlar mis gibi erişte kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki böyle yumurtalı yumurtalı. Şöyle bir harmanlayalım. Kuruyacaklar. Gülsümcüm akşam yemeğini yapmıştı. Gerçekten o kadar lezzetliydi ki. Baksanıza. Bey pazarı da doluydu valla. Eriştelerle. Biraz harmanlayalım ondan sonra hemen uyumaya. Çocuklar uyudu. Gülsümle Ahmet abim de gitti. Herkes uyumaya çekildi. Ben de uyumaya çekiliyorum arkadaşlarım. Bugüne de böyle sakin geçirdik. Az sesini kısar mısın Ali? Bugün de böyle sakin geçirdik. Evde dinlenerek geçirdik. Gerçekten hani evden hazırlan gel düğün akşamı hani çok geç uyuduk. Sonraki akşam çok geç uyuduk. Zaten hani yorulduk ettik. Böyle arkadaş ortamında olunca sohbet muhabbet olunca da hani uyku saatleri bayağı bir kayıyor. Şu an saat 1. Yine aynı şeyi yaşamış olduk. Çok şükür bugünümüze diyelim arkadaşlarım. Azıcık böyle dediğim gibi dinlendik. Biraz kendimizi toparladık. Seçkinciğimi gördüm. İremciğimi gördüm. Ay Allah'ım en son böyle gör bıraktığımızda küçücüktü. Çoluk çocuk hep büyüdü. Bizler bayağı bir yaş aldık. Bayağı bir büyüdük arkadaşlar. Dudaklarım var hep çatladı. Hasta olduğum zaman böyle dışarının rüzgarından mı oldu? Hava da çok sıcaktı ama bilmiyorum. Şöyle bakın. Olsun, can sağlığı olsun. Biraz da o yüzden böyle çok şey yapmadım. Uyumaya çalıştım bugün. Dinlendim. Yine keyifli bir gündü. Bizim için gerçekten çok keyifli bir gündü. Böyle arkadaşlarımızla oturup sohbet etmek gibisi yok gerçekten. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Bütün arkadaşlarımızla. Yıldızcığım için de planlamayı yaptık. Bakalım Allah nasip ederse ona da gideceğiz. Arkadaşlarımız da uydurabilirse gelecek Naideciğim. Zülfikar abim onlar için de böyle ayarlama yaptık, görüştük falan. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak arkadaşlar. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu sefer kısa bir videoyla geldim. Ama geldim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın.